Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Benim İbrahim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Bobby'yle açalım dedik videoyu. Bu arada Bobby yani yavrusunu daha tanıyamadı. Çapar Hüseyin Dayı'dan getirdiğimiz Bobby'nin 3 yıl önceki yavrusu. Zehir'in kardeşi. Zehir biraz şey yapıyor. Şey kardeşine daha hani bilmiyor herhalde daha kokusunu almadığı neyse ister istemez geçimsizlik yapıyor Zehir. Ondan dolayı Zehir'i bağladım. Bugün ikinci gün köpeğe getirdik. Hani Çapar'ı Zehir'i bağladım. Onu saldım. Bobby, Garip üçü var şu anda. O yüzden böyle bir gün birini bir gün birini salarken o şekilde alışacaklar. Artık başka yapacak bir şey yok. Üçü bir devam edecek daha da. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Hadi Garip, hadi gidelim oğlum. Arkadaşlar daha şu aşağı boğazdan değil. Ardıcın altından aşağıya itti. Öyle şey değil ama gerçekten yani asalet soydadır diye bir söz var ya. O hesap sesi Zehir'inki annesine benziyor. Bunu babasına benziyor. Bakın arkadaşlar daha aşağıda bak. Rengi de aynı sanki canavar gibi ha. Karabaş! Arkadaşlar keklikle ne özel ötüyor ya. Ama şurada bir ay bile kalmadı işte. Bir ay sonra av sezonu açıldı mı hep vururlar. Hani bu dağlarda bir sene vurmayacaklar. Her taraf yer gök kekli olur ya. Ama işte insanlar dekketinin sürüyü. Bu gevenin içine zaten sürü kattığı zaman 5'li ile 8'li tak 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 adam hiç durmadan atıyor. Ondan sonra kimisi yaralı gidiyor. Kimisi ölüyor. Bulamıyor. Kimini buluyor. Ondan sonra takoz vardır. Takoz adam daha da takmaz ki. Artık dağlar her geçen gün güzelleşiyor arkadaşlar. Çünkü dağda üşüyeceksin, ıslanacaksın. Nereyden garip? O kim? O Karabaş. Daha sürü de alışmadı köpeğe. Garipti. Köpek çok geniş geziyor. Karabaş.
Ha, tepenin başında şurada. Vay vay. Arkadaşlar köpeğin videosunu çekeyim ama köpük çok geniş dolanıyor ya. Zehri salsaydım boğuşurlardı. Gel bakayım ya. Oğlum sen böyle hep uzak mı dolanacaksın? Hiç seni göremeyeceğiz mi yakınlarda? He? Boy aslanım bay. He? Hadi gel. Ah. Çok gezdim Efe. Çok dolandım. Çok. He? Bu zehir gibi değil arkadaşlar. Bu uysal. Yani uyumlu köpek. Çünkü zehir bir de bölgesine başka bir köpek gelmiş. Yabancı değil de unutmuş yani çocuk. Değil mi oğlum? Ama gerçekten ya asalet soydan gelir ya. Üç yıl önce köpekle kurdu boğduğunda bunlar o zaman küçük yavruydu. Buraya geldiklerinde kurdun kemiğini yiyeceğiz diye uğraşırlardı. Böyle kurdun o ölüsün olduğu yere şeye geldiğimizde kurdun öldüğü yere geldiğimizde böyle sırtının tüyleri dikeliyorlardı. Kurdun kemiklerini yemek için uğraşıyorlardı. Hayır. Aynı çaparın rengi yani bunu biraz boza çaldırıyor. Aynı canavar gibi oluyor. Görünmüyor otun içinde. Arkadaşlar burası neresi? Burası Konya Yağlıyük ilçesinin arazisi. Bura bizim köyün yeri. Buraları köyde 3 tane arkadaşlar, onlar kişi başı işte burada ne kaldırdıysa yani fasulye ekiyor, ondan sonra buğdayla arpa veriyorlar. Fasulye vermiyorlar. Saman desen fasulye samanı, çebişleri almaya geldim. İnanır mısınız arkadaşlar, köyde çalışacak adam bulamıyorum. Yani ben anlamıyorum. Bak şuraya geldim ben. 40 çuvalı attım. Saat kaçtı? Ben burada başladım da 11.30'du. Şu anda saat 2-2.5 saatte 40 çuvalı atmışım tek başıma ben. Yanımda bir adam olsa 1.5 saatte katılacak. Artı nasıl söyleyin? Hem yövmesini alıp 1000 lira, bunu da şimdi gittiğimizde çekeceğiz. Yani toplasan 2.5 saatte ama 1000 lira para veriyorum, gelmiyor. Hasan Ağa'yı aradım. O da geleceğini söyledi ama
Kadir dayı Bozkurt'a gitmiş, davara gidiyormuş. Yarın herhalde gelir mi artık gelmez mi bilmiyorum. Yağmur yağmadan bu samanı sahibi Mehmet abi de inşallah samanı satar. Şimdi burada katması sorun değil de yalnız yüklemesi zor. İyi kötü yapacağız. Bir saat bitecek, iki saat bitecek. Arkadaşlar samanı getirdim geldim var ya, tam evine geldim, hava yağmaya başladı. Hemen üstüne naylonu çektim samanı. Bunlar da hep bizim kışlık yakacağımız. Burası da ya. Samanın üstüne naylonu çektim. Oluklarını falan almıyoruz. Yaylaya yağmıyoruz ama. Burası da siz. Gelin suya. Arkadaşlar burası neresi? Burası Çilhane'nin depesi. Var ya 3 gündür gerçekten çok güzel yağmur yağıyor. Saat 1.30-2'den sonra yağmaya başladı mı? Gerçek diyorum var ya. Sel sele kavuşturuyor. 2 gündür samanla uğraşıyordum. Oyun Abdullah geliyor sabah akşam. Ondan dolayı video çökemem. Hele bak ister inanın ister inanmayın arkadaşlar. Yani en fazla süreceği 3 saat bilemedim 3,5 saat sürer. Adama 1000 lira para veriyorsun. Gelmiyor ya ben anlamıyorum. Ondan sonra da ben açın. Ya bu memlekette ha, gerçekten hani durumu iyi olmayan insanlar olabilir ama ben açın deyip de yani durum iyi değil deyip de bu insanlara yardım yapılması var. Benim öyle bir zoruma gidiyor ki adama 3 saatlerine 3,5 saatlerine 1000 lira para veriyorum. Adam gelmiyor ya. Ondan sonra ya işte benim şuyum yok, buyum yok kaybede ondan sonra bir bardak çay içeni masa masa dolanırlar ya. Ama nasıl olsa dekleyek o benim dediğim adamlar. Yani 1000 lira para vereyim de en fazla süre 3 saat, 3,5 saat, hayır 4 saat olsun. Yani yorucu bir iş de yok. Alıp omuzunda götürme yok. Tır 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 tır. Ey tır. Bilmiyorum ben. Söyle verin. Tır 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 tır. Me kızı. Me. Me. Tır. Artık dağlar yeşermeye başlar arkadaşlar. Çünkü güzel yağdı. Nasıl olsa dedim ya dek getireyim ben. O insanları kaybede dek gelir bir. Yani bir çay söyleyecek diye beklesin. Veyahut da ya benim harçlığım yok. Bana harçlık verdi mi? Demesini beklerim. O yüzden acımayacaksın ya bu devirde acımayacaksın. Acıdım acıya batam. Yağmurlar yağdı. Ortalık tertemiz kaldı. Pasparlak kaldı. Havanın kokusu bile, oksijeni bile değişti arkadaşlar. Var ya gerçekten her şey zamanda güzel. Artık yavaş yavaş ortalık yeşermeye başlar yine. Güz bahar gelir. Kara yazı başlar.
Ne özel yayları koyayım ben şuna?